Merhabalar. Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyamızda en sık görülen kanser türlerinden biri. Ayrıca bu kanser türleri içinde de en ölümcül olanlarından bir tanesi. Ancak akciğer kanseri kanserler içinde önlenebilir kanserlerin başında geliyor. Neden? Çünkü akciğer kanserinin en sık sebebi sigara. Sadece sigara içiminin engellenmesiyle akciğer kanserinin önüne geçebiliriz. Akciğer kanserinde erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım %60-70 iken ileri evrelerde bu oran gittikçe düşmekte. Bu yüzden de erken tanının en önemli olduğu kanser türlerinden biri. Peki akciğer kanserinin en sık belirtileri neler? Geçmeyen uzun süreli öksürükler, balgam, hırıltı, balgamla beraber kan gelmesi, nefes darlığı, sırt ağrısı, özellikle geçmeyen diğer bölümlerce değerlendirildikten sonra hala çözüm bulunamayan sırt ağrılarında akciğer kanseri karşımıza çıkabilmekte. İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı en sık görülen bulgulardan birkaç tanesi. Bu yüzden bu tarz semptomları, şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka göğüs hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmesi önerilir. Peki bu bulgularla gelen hastalarımıza nasıl yaklaşıyoruz? Öncelikle görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Görüntüleme yöntemlerinde akciğer filmini değerlendirdiğimiz hastada eğer akciğer filminde sıkıntılı bir durum görürsek daha ileri tetkik tomografi istiyoruz. Tomografide şüpheli gördüğümüz durumlarda mutlaka görüntüleme yöntemimiz bronkoskopi ile hastalarımızı değerlendiriyoruz. Bronkoskopi işlemi sırasında eğer bir sorun görürsek buradan biyopsi alıp patolojiye yönlendiriyoruz. Buradaki sonuçlara göre de hastamızın tedavisi ve ilerleyen süreçte de neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Bizim kliniğimizde de bronkoskopi işlemi yapılmakta. Burada kliniğimize başvuran ve bronkoskopide kitle tespit ettiğimiz hastanın görüntülerini görüyorsunuz. Sağ akciğer tamamen kitle tarafından doldurulmuş. Buradan biyopsi aldık. Biyopsi sonucu maalesef akciğer kanseriyle uyumluydu ve sonraki aşamada hastanın diğer yerlere sıçrama olup olmadığını anlamak için metastaz taramaları yaptık ve sonraki aşamada da hastayı tedavi amaçlı onkolojiye yönlendirdik. Peki bronkoskopiye ne durumlarda başvuruyoruz? Uzun süreli geçmeyen öksürüklerde hastamız bize eğer hemoptiziyle başvurmuşsa ve uzun süredir balgamda karışık kan ile gelmişse mutlaka bronkoskopi ile akciğeri görmek isteriz. Yediğimiz şeyler akciğerimize kaçabilir. Aspirasyon durumlarında yine akciğeri tedavi amaçlı bronkoskopi ile görüp herhangi bir yabancı cisim var mı? Varsa da onu çıkarmak için tedavi amaçlı kullanıyoruz. Yine görüntüleme yöntemlerinde şüpheli bir şey gördüğümüzde bronkoskopi ile bakıp oradan örnekleme alıp erken dönemde en azından hastamızı tedaviye yönlendirme şansımız oluyor. Yatan hastalarımızda akciğerde tıkanma ya da yaşlı hastalarda, uzun süre yatalak hastalarda akciğerlerde tıkanma balgamla beraber olabiliyor. Bu hastalarımızda da yıkama amaçlı bronkoskopiyi kullanabiliyoruz. Bronkoskopi sanıldığı kadar korkulacak bir işlem değil. Hatta indikasyonları arasında ilk söylenen güvenli ellerde yapılması. Güvenli ellerde yapıldığı zaman hastanın hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, aksine bize çok şey veren göğüs hastalıklarının en önemli enstrümanlarından biri. Her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken tanı çok önemli. Lütfen takiplerimizi aksatmayalım. Hayat nefestir, nefes hayattır. Sağlıklı günler diliyorum.